Geçenlerde YouTube'da gezinirken inanılmaz fiyatı satılan laptop isimli çok ilginç bir videoya denk geldim. Evet kendi videom. Bunu tam bir yıl önce çekmişim ve yalnızca 3800 liraya satılan bir laptop alıp bu inanılmaz fiyatına rağmen ne kadar iyi bir performans verdiğini göstermişim. İşin güzel tarafı aldığım ürünleri sakladığım bir ürün odam var ve uzun uğraşlar sonucu da olsa sonunda o laptopu bulmayı başardım. Kendisi hemen yanımda ama fazla heyecanlanmayın çünkü işin bir de kötü tarafı var. Aradan geçen bir yılın ardından ma maalesef laptopun fiyatı 3800 liradan 7100 liraya kadar yükselmiş. Bu durum beni çok üzdü ve şöyle bir şey denemeye karar verdim. Acaba tıpkı bir yıl önce olduğu gibi yine 3800 liraya bir laptop alsam bunun kadar iyi bir performans verebilir mi? Bunu denemek için tüm sitelere tek tek baktım. 4000 liradan ucuza laptop bulmak gerçekten imkansız gibi bir şeydi. Sonunda tek bir sitede bulmayı başardım. İnce hesapta Tekno PC adı altında. Kağıt üzerinde hiç de fena olmayan bir laptop satıldı satılıyordu. Video sponsorlu değil kuruşu kurşunu ödedim parasını yapıştırdım siparişi ve ürün elime şöyle bir pakette ulaştı. Hadi bakalım şu laptopun paketine dalalım. İçinden bir paket daha çıkıyor bir dakika. Ben asıl kendi kutusunu görmek istiyorum. Kutumuz geliyor. Gayet şık bir kutuyla geliyor gibi görünüyor aslında. Şöyle iyice çıkarıyorum paketinden. Ön tarafa laptopumuzun resmini koymuşlar. Şurada bazı teknik detaylarımız yazıyor. Bir yıl önce aynı fiyata aldığım laptopun kutusunda hiçbir desen, hiç hiçbir resim yoktu. En azından adamlar buna uğraşmışlar ya. Hadi bakalım kutumuzu açalım o zaman. Hiçbir güvenlik bandı veya jelatin yok kutuda. Bizden önce biri saçsa ruhumuz duymayacak yani. Umarım bir problem çıkmaz. Şöyle önce bizi laptopumuz karşılıyor. Oha! Çok fena elektrik çarptı laptopun altından. İnanmıyorum laptopun şuradaki vidasına elim değdikçe elektrik çarpıyor. Dur bir dakika tekrardan dokunacağım. Şöyle kutumuzun devamına bakalım. Şurası boş zaten. Bir de sağ tarafta bir bölümümüz var. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Tabii ki şarj kablomuz bu kadar. Yani... Çok da kaliteli hissettirmediğini söyleyebilirim şimdiden. Şimdi laptopumuzun kendisine geliyorum. Ekranını kaldırıyorum arkadaşlar. Güzelce bir jelatinimiz var. Bak pek iyi yapıştıramamışlar sanki. Buralarında baloncuklar oluşmuş. Hadi ilk defa kaldıralım bunu. Sesi çok iyiydi, arbi çok iyiydi sesi. İşte huzurlarınızda 3.700 liralık laptopumuz. Şu anda 7.100 liraya satılan ama bundan bir yıl önce 3.800 lira olan laptopumuzla kıyaslayalım. Bak şöyle jelatiniyle, kullanım kılavuzuyla tekrardan kutusuna koyup kaldırmışım. Bu laptopumuzda böyle. Hmm, tamam, farkı hissediyorum birazcık, anlatacağım. Diğer laptopla kıyasladığımızda dışarıdan bakacak olursanız aralarında çok da bir fark görünmüyor. Yalnız görüntüye geçip malzeme kalitesine geleceğimiz zaman şöyle bir dinletmek istiyorum size. Bayağı içi boş ...plastik gibi bir hissiyatı var. Ya yani malzemeden kesinlikle kaçıldığını anlayabiliyorsunuz. E kaçılmak zorunda tabii ki. Nasıl ki markette ürünlerin fiyatları artmasın diye... ...gramajlarını düşürüyorlarsa... ...teknoloji sektöründe de böyle fiyat artmasın diye... ...hala bu fiyatları laptop alabilin diye... ...böyle malzemelerden kısıyorlar. Şöyle bir sağına soluna bakalım. Burada hafıza kartı giriş yeri var. Güzel. Kulaklık takabiliyorsunuz. USB girişi var. HDMI girişimiz var arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bir monitöre bağlayıp masüstü bilgisayar gibi de kullanabilirsiniz. Bir tane daha USB girişimiz var. Bir de tabii ki şarj yerimiz var. Buradan şarj ediyorsunuz. Güzel 4 tane kaydırmaz yüzey eklemişler ve şöyle laptopu koyduğunuz zaman bakın tok bir şekilde masaya oturuyor. Diğer laptopumuza baktığımız zaman yine benzer girişleri görebiliyoruz. Tek farkı bunda hepsini sol tarafa koymuşlar. O zaman şöyle bir tuşuna basıp ilk defa çalıştırmak istiyorum. Umarım şarjı vardır. Bastım ve geliyor galiba. Işığı yandı. Dur biraz şöyle ekranımızı da açayım. Maksimum bu kadar açılabiliyormuş. Bak şöyle yandan göstereyim. Bizden önce kurulumu yapılmış bu Natla Tekno PC diye bir duvar kağıdı eklemişler lan. Her yere reklam yapmışsınız ha. Bak şurada Tekno PC yazıyor. Arkada Tekno PC yazıyor. Burada Tekno PC Yav yeter kardeşim. Apple her yere Logosunu basınca sorun yok. Tekno PC Yapınca mı sorun oluyor sanki değil mi? Kutuda yazdığına göre 14 inç boyutunda ve Full HD bir çözünürlüğe sahip. Full HD Olduğu konusunda çok büyük şüphelerim Vardı çünkü bir yıl öncesinde Aldığım laptopta bile Full HD Ekran yoktu arkadaşlar. Bakın şöyle Laptopun görüntü ayarlarını girdiğim zaman Burada görünüyor. 1366'ya 768 yazıyor. Hatta Şöyle açıp da göstereyim. Bunun Ötesine çözünürlüğü çıkartamıyorsun bu yeni aldığım laptopta kontrol ediyorum. Aynı yeri 1920x1080 çözünürlüğü burada. Görebilirsiniz bu da laptop harbiden Full HD ekrana sahip anlamına geliyor. Zaten iki laptopu da yan yana koyduğum zaman aradaki farkı çok net bir şekilde hissedebiliyorum arkadaşlar. Ama yan yana koyunca dikkatimi çeken çok daha büyük bir detay oldu. Ucuz laptoptaki renkler çok daha canlı ve kaliteli görünüyor. Dikkat ettiyseniz sağdaki biraz daha karanlık gibi tam doğru renkleri vermiyormuş gibi tuhaf bir görüntüye sahip işte bu tuhaf görüntüsünün sebebi TN panel olmasından kaynaklanıyor. Ve şaka gibi ama şu anda 3700 liraya aldığım laptopta IPS panel ekran var. Ya şöyle bir toparlayacak olursak laptopun 2 kat daha uygun bir fiyata hem 2 kat daha yüksek çözünürlük hem de kat be kat daha kaliteli bir panel sunduğunu söyleyebiliriz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ben daha iyi olmasını bırak çok daha kötü olur diye bekliyordum. Lan daha iyi çıktı. <laughs> Tabii her şey ekrandan ibaret değil. Performans gibi birçok farklı detay da çok önemli. Fakat burada da yine bizi şaşırtacak bir sonuçla karşılaşıyoruz. Çünkü laptopun teknik özellikleri pahalı olanla işlemci dışında neredeyse tamamen aynı arkadaşlar. 128 GB SSD'si var ki diğerinde de aynı. 4 GB RAM'i var diğerinde de aynı. İşlemciye bakacağımız zaman Intel'in n 3450 isimli bir işlemcisi tercih edilmiş. Pahalı olanda ise elbette daha performanslı bir işlemci var. AMD'nin 3050E isimli bir işlemcisi kullanılıyor. Aradaki performans farkı ne? Ve hemen size göstermek istiyorum. Bakın bir internet testi yapacağım. Normal gündelik kullanımdaki performans farkını göreceğiz. Aynı anda tıklayacağım. 3 2 1 tıkladım. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki açıldı, soldaki de hemen ardından açıldı. Aradaki fark çok az gibi görünüyor ama işleri biraz daha büyüttüğümüz zaman daha büyük farklar da oluşabiliyor. Mesela tekrardan şöyle bir test yapalım. YouTube'a girelim. YouTube'u biraz daha zor açmaları lazım. Çünkü bir sürü video falan var. Aynı anda resimleri gösteriliyor onların. Deniyorum. 3 2 1. Aynı anda tıkladım. Sağ taraftaki açıldı, sayılır. Tam açılmadı. Şu anda tam anlamıyla açıldı. Sol taraftaki de Yeni yeni açıldı arkadaşlar. Bakın aradaki fark biraz daha arttı. Sadece açılma hızları konusunda değil. Bakın mesela açtık. Şöyle normal bir şekilde gezinirken de sağ taraftaki çok daha hızlı tepkiler veriyor. Ucuz olan laptopumuz bazen kasılmalar yaşayıp sizi üzebiliyor. Evet arada performans farkı var ama fiyat farkını göz önünde bulunduracağımız zaman ucuz olan laptopumuz yine beni baya bir şaşırtmaya devam ediyor. Sonuçta markayı da bilmediğim için beklentim aşırı derece de düşüktü. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir Netflix'e gelelim bakalım. Netflix'e nasıl performans verecek? Bir sıkıntı görünmüyor. Bakın sadece aşağılara inerken ufak tefek kasmalar yaşayabiliyorum. Artık bunlara biraz göz yumacaksınız. Sonuçta ödediğimiz fiyat ortada. Herhangi bir filme tıklıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde ilerletmeyeceğim. Siz de açılma süresini görün. Şu anda açıldı. Şöyle ilerletiyorum. Hatta tam ekranda yapalım. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan filmimizi rahatlıkla izleyebiliyoruz. Zaten güzel de bir ekran olduğu için film izleme, video izleme konularında gayet tatmin edici bir performans verir bu laptop size. Tabi hoparlör de önemli hatta kamera da önemli. Belki görüntülü görüşmelere falan katılmak isteyebilirsiniz. Önce hoparlörü deneyelim. Bunun için kendi videomu açacağım. Bak hatta ikisinde de aynı anda açalım. Şöyle tıklıyorum. Reklam çıktı. Bir dakika reklamı izleyeyim de biraz para kazanayım. <laughs> ha, tamam önce şunu sesini dinleteceğim. Yalnız mikrofona biraz uzakta yani onu da hesap edin

7000 lira olan daha iyi. Diğerinde de anlaşılır. Film falan izlersin de yani öyle keyifli bir hoparlörü yok açık konuşmak gerekirse. Ekranı kadar başarılı bulmadım. İş görür mü görür orası ayrı. Şimdi bir kamera ve mikrofon testi yapalım arkadaşlar isterseniz. Şu anda hem sesimi hem de görüntümü Tekno PC'nin kamerası ve mikrofonu üzerinden görüp duyuyorsunuz. Şu anda ise Lenovo'nun kamerası ve mikrofonu üzerinden görüp duyuyorsunuz. En azından görüntülü konuşmalara falan katılırsınız arkadaşlar. Yani o kadar çok da bir şey beklemeyin. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmında yazın. O zaman artık videomuza devam edelim. Kamera ve mikrofon testimizi de yaptığımıza göre herkesin beklediği yere geleceğim. Bu laptopla oyun oynanır mı? Ben de bu soruyu çok merak ediyordum ve testlerini de yaptım. Hemen cevabı veriyorum oynanmaz. Ama çıkmayın daha söyleyeceğim şeyler var. Yeni çıkan oyunları olmasa da çok eskiden çıkmıştı. Ne bileyim CS 1.6 olur. GTA San Andreas olur veya yeni çıksa bile çok kötü grafikli oyunları belki oynayabilirsiniz. İlla ben yüksek grafikli oyunlar oynayacağım diyorsanız GeForce Now yöntemine de başvurabilirsiniz. Evet ben bir yıl önce 3800 liraya aldım ama şu an 7100 lira olan laptopa GeForce Now yüklemiştim ve bu sayede laptoptan Cyberpunk 2077 falan oynadım yani. Uzatmaya gerek yok. Aynı şekilde bundan da oynayabilirsiniz. GeForce Live için gerekli olan şeyler iyi bir internet ve para. Evet üye olmanız lazım. Orası artık size kalmış. O zaman şimdi bir GTA San Andreas'e girelim bakalım nasıl bir performans verecek bize. Hemen start game diyorum arkadaşlar. Bak şu oyunun ana menüsünde çıkardığı sesi bile özlemişim ya. Çok fena nostalji yaşıyorum şu an. FPS değerlerimiz hiç fena durmuyor aslında. Ara sıra hafif kasıntılar olabiliyor. Bunlar kim lan? Kardeşim çıkar mısınız? Ben bisiklete binip gideceğim. Sadece bir FPS testi yapıyorum. Yani FPS değeri hakkında yorumlamam gerekirse oynanır oynanılmayacak gibi değil ama tabii ki grafiklerimiz bayağı düşük seviyede gibi görünüyor. Şöyle bir ayarlara girelim bakalım. Burada ekran ayarlarımız var. Gelişmişe tıklıyorum ve gördüğünüz gibi en düşük çözünürlükteymişiz ya. Şöyle yapalım. Hem geniş ekranı alalım hem de buradaki çözünürlüğü full HD'ye getirelim. Yine de grafik ayarını düşükte tutacağım. Sadece çözünürlüğü arttırıyorum şu an. Şimdi nasıl olacak? Şimdi tabii ki görüntü çok daha güzel görünüyor ama net bir şekilde FPS'in düştüğünü hissediyorum arkadaşlar. Yine de ara sıra giren dropları saymazsak hala oynanılamayacak seviyede değil arkadaşlar. Zaten kameradan belli oluyordur. Dur grafiği en yükseğe alsam oynanır mı onu da deneyelim son olarak. Hah almış oldum gidelim bakalım geriye. Ve o baya düştü baya baya düştü şu anda oyun 5 FPS falan arkadaşlar çok kötü bir durumda yani GTA San Andreas gibi bu oyunu bile yüksek grafikleri aldığınız zaman şu seviyeye geliyorsa çok da bir şey beklemeyin oyun konusunda diğer laptopu soracak olursanız o bundan biraz daha iyi ama o da kötü yani bunları sadece böyle gündelik kullanım için işinizi görebilecek laptoplar olarak düşünmeniz gerekiyor. Bu arada inanmıyorum laptop var ya cayır cayır yanıyor şu an arkadaşlar. GTA San Andreas falan oynadık diye çok sıcaklamış ve bir şey fark ettim. Herhangi bir fan sesi duyulmuyor. Sağına soluna bakıyorum bir hava çıkışı da yok. Bu da ne demek biliyor musunuz? Laptopun içinde fan yok. İşte bu gerçekten kötü olmuş. Yani şu laptopun içine fan koymadıkları için eğer zorlanırsa ciddi performans düşüşleri yaşayabilirsiniz. Bu arada diğer laptopumuzda fan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen arkada zaten çıkışını görebilirsiniz. Aradaki fiyat farkını biraz da buradan belli ediyor. Ya şöyle genel olarak bir bakışa olursak sonuç oldukça şaşırtıcı arkadaşlar. Bir yıl önce 3800 liraya bir laptop alıyorum. Bu laptopun fiyatı günümüzde 7100 liraya çıkıyor. Ama ben buna rağmen yine gidip aynı fiyata bir laptop daha alıyorum. Ve şu anda fiyatı iki katına çıkan laptoptan bazı konularda daha iyi performans bile gösterebiliyor. Tabii ki burada değinmemiz gereken çok önemli detaylar da var. Örneğin laptopun içindeki parçalar ne kadar uzun ömürlü bunu bilmiyoruz. İleride bir problem yaşarsak Tekno PC markası bu konuda müşteriye ne kadar yardımcı oluyor? Onu da bilmiyoruz demeyeceğim ben bilmiyorum en azından Malzeme kalitesi olarak maalesef düşük seviyede bir laptop bu çok daha üst kalitede Bunlar da kafalarda hep bir soru işareti bırakıyor açıkçası O yüzden bu ürüne de saldırın fiyat performansı mükemmel falan diyemeyeceğim maalesef Birazcık uzun kullanım testlerinde gözlemlemek deneyimlemek gerekiyor. Ben videoda testlerini yaptım. Sonuçları sundum. Artık seçim size kalmış diyorum. Bu seriyi de devam ettirmek istiyorum. Yıllar önce çok uygun fiyatlara aldığım ürünlerle aynı fiyata günümüzde ürünler almaya çalışacağım. Bence hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir seri. O zaman ben kaçıyorum artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videom beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.